Barış cephesinde birlikteydi ve Seyyid Haşim Safiyüddin Hasan Nasrullah'ın yanında sürekli yer alıyordu ve onun çalışmaları inşallah sonuç verecek. Diğer bir konu, büyük şehidimiz Yahya Sinvar'la ilgili. Hamas'ın siyasi büro başkanı. O kahraman idi. Filistin için ve dünyadaki bütün özgürlerin kahramanıydı Yahya Sinvar. O çarpışarak şehit oldu. Son nefese kadar savaştı. Sağlam, cesaretli, mümin ve özgür bir şahsiyet idi. Düşmanı zindanda bile korkutuyordu ve özgürken de korkutuyordu. Ve düşmanı şehadetinden sonra da korkutmaya devam ediyor. Yahya gibi birini sunan ümmet ve halk yine yaşayacaktır. Direnişin sembolüdür Yahya Sinvar. Ve o kardeşi şehit, önceki Hamas'ın lideri İsmail Haniye'ye kavuştu ve bütün özgürlerin örnek aldığı şahsiyettir. Sayın Seyyid Hasan Nasrullah, Allah'ın rahmeti ona olsun, 32 yıl boyunca sen imanlı ve direnişe bağlı ve gençlerin ve yaşlıların ve erkek kadın herkesin beğendiği, uzun yıllardır beklediğin zafere ulaştın. Biz seni her sözünde onayladık. Ve yalan konuşanlar hepsi kenara itildi. Ve sana düşman olanların hepsi inzivaya çekilmek zorunda kaldı. Direnişin bayrağı yükseliyor ve sen her zaman direnenlerin müjdesi olmuştun ve değerli bir hayat yaşadın ve burada şunu söylüyorum. Hizbullah'ın genel kadrosunun ve yüksek şurasının, ki hepsi mücahitlerden oluşuyorlar, bize olan güvenlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Beni bu ağır göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Ama bu güvendiklerinin kanıtıdır. Allah'tan istiyorum ki bu yolun hizmetçisi olarak Allah beni başarılı etsin. Mücahitlerin, şehitlerin yoludur ve bu ağır görevi hakkıyla yerine getirmeyi Allah bana nasip etsin. Bu bir emanettir. Seyyid Abbas Musevi merhumun emanetidir. Ki o bize direnişin korunması gerektiğini vasiyet etmişti. Bu büyük lider Hasan Nasrullah'ın emanetidir bana. Ve burada şehit olduğu zaman Genel Sekreter Abbas Musevi'nin Hasan Nasrullah'a söylediği sözü hatırlatıyorum. Onlar Hizbullah Genel Sekreteri öldürerek bizdeki direniş ruhunu öldürmek istediler. Ve cihat ruhunu bizde öldürmek istediler. Ama onun kanı bizim damarlarımıza kaynayacak ve bu yolda daha hızlı yürümemize sebep olacak. Bu emanettir. Seyyid Haşim Safiyüddin'in emanetidir bu. Şeyh Ragıp Harbin, Nebil Kavuk'un ve diğer direniş şehitlerinin İmad Mugniye, Mustafa Bedrettin, Fuat Şükür, Ali Kereki, Hasan El-Lakis, işte bu şehitlerin emanetidir bize.
Allah'tan istiyorum ki bana yardım etsin bu emaneti koruma yolunda ve ihlasla ve samimice bu cihat yolunda direnmeyi bana da nasip etsin. Doğal olarak soru şudur. İlk konuşmamızdaki genel sekreterin gene programı ne olacak? Bu rehberimiz Hasan Nasrullah'ın programı devam edecek. Aynen her konuda siyasi, cihat sahasında, toplumsal olarak, kültürel olarak savaşın gereklerini yapacağız. Ve direnişin liderliği savaşın gereklerini yerine getirecek. Hem çizilmiş siyasi politikamızı sürdüreceğiz ve bu aşamanın gereklerini yerine getireceğiz. Buradan yeni duruşumuzu şimdi açıklamaya başlıyorum. Birincisi, Gazze'ye desteğe devam edeceğiz. İsrail tehlikesiyle çarpışmaya devam edeceğiz bütün bölgede. Kapısı, bu savaşın kapısı Gazze'dir ve Gazze'nin halkının bizim üzerimizde hakkı var ve herkesin üzerinde hakkı var ki biz onlara yardım etmek zorundayız. İnsani haklar ve Arap olarak ve İslami olarak, dini olarak ve kendi kavmimizden insanlar olarak neden Gazze'ye yardım ediyorsunuz diye sorma hakkı yok kimsenin. Neden Gazze'ye yardım ediyorsunuz diye sorulmasın. Çünkü bizim direnişimiz işgalcilere karşı çarpışmakla başladı. Ve onlar genişlemek istiyorlar, topraklarını genişletmek istiyorlar. Bazıları diyorlar ki işte İsrail İsrail'in yaptıklarını unutabilir miyiz biz? 75 yıldır Filistinlileri öldürüyorlar, göç ettiriyorlar ve topraklarını ellerinden alıyorlar, kutsal değerlerimize saldırıyorlar ve katliamlar ve soykırımlar yapıyorlar. Şu Aksa tufanında dahi ki gerçekten bu işgali, 75 yıllık bu işgali reddeden bir hareket oldu. Lübnan'da ise Hizbullah var olmadan önce İsrail 1978'de girdi topraklarımıza ve çıkmadı. Uluslararası kararlara rağmen İsrail Lübnan'ı işgalinden vazgeçmedi. Lübnan 1982'de işgal edildiğinde henüz Hizbullah yoktu. Filistin direnişini ve milli direnişimizi kırmak için yaptılar bunu. 1982'den 2000'e kadar devam ettiler işgale. Neden? Çünkü sınırda bir güvenlik hattı oluşturmak ve yerleşkeleri çoğaltmak istediler ve Lübnan'ın içine yerleşmek ve işgal etmek istediler. Ama Hizbullah'ın direnişi, Emel Hareketi'nin direnişi, diğer gruplar birleştik hepimiz Lübnan seviyesinde ve işgale karşı direndik ve İsrail'i çıkardık ülkemizden. Uluslararası kararlara rağmen İsrail'i çıkarttık. Hem direniş, hem ordu, hem halk olarak İsrail'e karşı direndik. 2006 Temmuz'unda 1701 sayılı karara rağmen İsrail saldırıya devam etti ve biz dedik ki bu saldırıların bir artık sınırı olması lazım dedik ve sonuç ne oldu? 2006'nın Temmuz'undan geçen Eylül ayına kadar, 2023 Eylül'e kadar 17 yıl boyunca İsrailli düşman her gün Lübnan'a saldırdı.
Lübnan ordusuna sorun ve Birleşmiş Milletler güçlerine sorun. 39 bin kez hava sahamızı ve deniz sahamızı ihlal ettiler. Fotoğraf çekiyorlardı. Bizim hareketlerimizi kontrol ediyorlardı. Ve bilgiler alıyorlardı ve ta şu zamana kadar. Öyleyse kimse bize demesin ki İsrail görevini yapıyordu, biz onlara saldırdık. Hayır, İsrail asla yapması gerekeni yapmadı. 39 bin kez ihlal etti hava ve deniz sahamızı. Ekim ayında, 7 Ekim'de Aksa tufanı başladı. 4 gün sonra 11 Ekim'de orada İsrail'in içinde çok ciddi bir tartışmalar yaşandı Amerikalılarla. Ki Hizbullah'a karşı direkt savaşa girelim mi girmeyelim mi diye. Gazze'ye girdikleri gibi Lübnan'a da girmek istediler. İmkanları vardı, paraları vardı, bütün dünyadan siyasi destek gördüler, fırsattı bunlar için. Ama Amerikalılar ikna olmadılar. Lübnan'a girme konusunda ikna olmadılar. İsrail hükümeti ile Amerika arasında görüş ayrılığı vardı. Yoksa onlar aynı anda Gazze'ye girdikleri gibi Lübnan'a da girmek istiyorlardı. Onların niyeti vardı. Ondan önce tartışmalara bakın, eski tartışmalara ve açıklamalara bakın. Bütün İsrail medyası diyordu ki Lübnan'da savaş 2023 yazında, 2024 yazında, belki de 2024 baharında savaşa başlayacağız diyorlardı zaten. Yani onların kafalarında Lübnan'a karşı savaş açmak vardı.